Geçenlerde işte biliyorsunuz orada bir gemimize, masum bir gemi, tek başına seyahat eden bir gemi. İçinde de tamamen yiyecek, içecek, insan yardım malzemesi olan bir gemi. Bununla alakalı hukuki planda yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapıyoruz. Biz gerçekten diyalog içinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde, sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözme yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat maalesef komşumuz bu konuda inatla bu konuşmalardan imtina ediyor. O başka yerlerde çözüm arıyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Ve bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir çözüm bulamayacaklarını kendilerine mütemadiyen tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış gidiyorlar, yanlış yapıyorlar. İki komşu olarak diyalogla tüm sorunlarımızın büyük bir bölümünü çözebiliriz. Bunları konuşalım, görüşelim diyoruz. Bu konuda karşılıklı güven artıcı önlemler çerçevesinde görüşebiliriz. İstikşafi görüşmeler çerçevesinde görüşebiliriz. Bu NATO Genel Sekreterinin öncülüğünde bu deconfliction adı altında, ayrıştırma adı altında yapılan görüşmelerde görüşebiliriz. Bütün bunların hepsi açık olmakla beraber maalesef çok böyle aykırı bir şekilde bir duruş sergiliyorlar ve bunlardan kaçınıyorlar ve hal böyleyken, gerçek böyleyken bu sefer de karşımıza geçip işte tırmandırdınız, gerilimi arttırdınız, tahrik ettiniz, teşvik ettiniz, işte buradaki işte hukuka aykırı hareket ettiniz vesaire gibi de ayrıca bir tempo tutuyorlar ki bunlar gerçekten çıkar yol değil. Bunların inşallah anlaşılmasını temenni ediyoruz. Bizim gittiğimiz yol doğru, inandığımız yolda biz hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek şeklindeki ilkeli tutumumuzu sürdüreceğiz arkadaşlarım. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hem burada kendi hak ve menfaatlerimiz olmak üzere bu konuda yapılması gereken ne varsa uluslararası hukuku da biliyoruz, tahammülleri de biliyoruz, alınan kararları da biliyoruz. Bu çerçevede gerçekten biz tutarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlarım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir şekilde etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığından kimsenin şüphesi olmasın. Herkes bir şeyler söyleyebilir. Burası hukuk devleti arkadaşlarım. Ve bu hukuk içinde yapılması gereken ne varsa bunların hepsini bugüne kadar yaptık. Bundan sonra yapacağız. Arkadaşları, buradaki arkadaşlarımızın bu konuda hassasiyetimizi bilmelerini istiyorum ben. Buna ise diyalog, koordinasyon bunu süratli şekilde yapmamız lazım. Ve bu konuda biz de arkadaşlarımızla birlikte kurumsal olarak gerekli müracaatlarımızı yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dil uzatanlar burada hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz. Bunun gereğini yapacağız. Arkadaşlar tekrar teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Hepinize kazasız belasız. Hayırlı başarılı görevler diliyorum. Sağ olun, var olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.